Sen oryantal olarak çıktın sahneye. Evet. Nasıldı ilk sahnende hissin? Ayaklarım titremişti. 23 yıldır çok sahne yapıyorum ama o sahneyi ne hatırlamak isterim ne de bir daha yaşamak isterim. Ama ustası oldum, çıktım. Başarırsından dolayı. Bana o hissi biraz söylesene. Hani o sahnedesin, ayakların titriyor korkudan, tedirginlikten. Her korku vardı. Bu kadar bir beynim, düşüncem, bu kadar bir zekam, böyle bir karakterim yoktu. Korku içerisinde bir kadının sanki zorla sahneye itilmiş gibi hissediyordum. Neyden korkuyordun en çok? Korktuğumu bilmiyorum. Neyden korktum? İnsanlardan korkuyordum. Kendimi farklı düşüncelere atmıştım. Acaba hata mı yaptım diyelim. Aman Dilek dedim ya, yürü git. Zaten başaracaksın. Kendi kendimi kandırdım aslında bir yer. Peki, biz seninle sohbet etmeye devam edelim. Peki. Bu ev bizim konuklarımızındır. Bu evde çekim dışında da, ziyarete de her aşamada gelebileceğin gibi ben istiyorum ki birlikte o hayatın ortasına atılmış gibi hisseden o küçücük kızın hem de annenin o ilk sahnesinden sonra kirli dilek olma yolculuğunda, bu senin lakabın. Evet. 20 küsür yıl boyunca neler yaşandı? Bu pavyon dünyasının içerisinde ben ödün vermedim dediğin hayatta nelere direndin? Bunları yarın seninle konuşmaya devam edelim. Tamam. Ama önce ben o kızın hissini, tedirginliğini, korkusunu o sahnede duyuralım ve anlatalım istiyorum. Tamam. Hani özenenler var dedin ya, gerçekten de bu özenilen dünyanın arkasında nasıl bir yokluk, yoksunluk, tedirginlik, çaresizlik var. Nasıl bu genç kızlar tutunmak için yer arıyorlar? Biraz Dilek'in ilk sahnedeki hissinden konuşalım istiyorum bunu. Gel, seni içerideki odaya davet edeceğim. Gel benimle lütfen. Dilek bugün pavyon dünyasının içerisinde kendisine bir güç edindiğini, anne olduğunu hiç unutmadığını, bu yüzden de bugüne kadar yanlış kararlardan, başına ne gelirse gelsin hep uzak durduğunu anlattı. Dilek'in hayatında kayıplar olmuş. Dilek birçok arkadaşını alem dediği bu dünyanın içerisinde uyuşturucudan, alkolden, cinayetten ya da intihardan kaybetmiş hayatın içerisinde. Ama o da yolun başındayken bütün bunların olmasından ne kadar korktuğunu da anlattı. Bugün güçlü, bugün kendini güçlü tanımlıyor. Ama o ilk sahnesini anlatırken gözlerindeki tedirginliği belki görmüşsünüzdür. Haklı bir korkuları varmış o yaştaki genç kızın. Biz de bu korkuları onunla beraber hatırlayalım ki korkudan doğan cesareti görelim. O korkuları bir kere daha bu evde dile getirelim ki bu dünyadan hepimizin aslında korkması gerektiğini ve bu alem denilen dünyaya girmenin yanlış bir karar olduğunu herkese de duyurabilirim. Bunun için Dilek'le evimizin nesne odasında buluşuyoruz. Senden o 16 yaşında o sahneye çıkmış olan kızın duygusuyla burada var olmanı isteyeceğim. O kız çok korkuyordu senden duyduğum kadarıyla. Ve o kız o sahnede dans etmek zorundaydı. O kız o sahnede o korkusuna rağmen durmak zorundaydı. Oysa 16 yaşındaki bir kız gerçekten de o dünyadan korkar. O dünyaya ait değildir. O dünyada güçlü durmak zorunda oluş o kızı yıpratır. O dünyada gördüğü herkes o çocuğu, çünkü o çocuk daha çok korkutur. O yüzden de tam olarak o kirli Dilek ismini almadan önce, o zamanlarda sahneye çıplak ayakla mı çıkardın? Evet. Lütfen çıkar da ayakkabılarını. Tam da sahnenin ortasına alayım seni. Burası senin sahnen olsun. Bir de mikrofon alacağım yanıma. Orada sen bir şey belli etmemek zorundaydın. Evet. Orada sen gülümsemek zorundaydın. Evet. Ama sen çok korkuyordun ve bu dünyaya,
bu alem dediğin dünyadaki o kız olarak orada kimse senin korktuğunu göremedi. Orada kimse senin gerçekteki korkunu duymadı. O yüzden ben şu anda senden 16 yaşındaki Dilek olarak söze başlamanı isteyeceğim. Ve korkularını bu mikrofonda hem o sahnedeki o dünyadaki insanlara hem de bütün dünyadaki insanlara duyurabilelim isteyeceğim. Söze ben Dilek Gündoğan 16 yaşındayım diye başlayarak bütün korkularını anlat bize o kızın duygusunda. Ben Dilek Gündoğan 16 yaşındayım şu anda. Korkuyorum çünkü bu dünyanın içerisindeki insanlardan zarar görebilirim. Korkuyorum. Ailemden uzak kalmaktan korkuyorum. Çaresizliğimden korkuyorum. İstismara uğramaktan korkuyorum. Hırslarım var. Ama onlara yenilmekten çok korkuyorum. Üstümdeki bu ışıklardan korkuyorum. İnsanların bana bakmasından korkuyorum. Üstümdeki kostüm bile bana korku veriyor. Ondan da korkuyorum. Korkuyorum. Bu dünyada, bu toplumda alkol de var, uyuşturucu da var. Hayatımı alt üst edecek karaktersiz bir insana da denk gelebilirim. Öldürmekten çok korkuyorum. Dilek, sanki o yaştaki o kız çocuğu gibi gerildin. Bugünkü halinle, bugünkü düşüncenle, bugünkü mücadelenle, o sahnede dans eden o kızı görsen ve korkularını anlasan, sen anlarsın galiba. Evet. O kıza o anda ne yapardın bugünkü Dilek olarak? Bugünkü Dilek olarak o 16 yaşındaki Dilek'e, eğer o Dilek'i sahnede ben izleyici bir seyirciysem, o Dilek'i bir şekilde ya sahnesinin bitmesini isterdim şu anki aklımla. Onu yanıma alırdım. Çaresizliğini gördüğüm için eğer şu anki Dilek olarak görebilmem de çoktu. O genç kıza sahip çıkardım ve bu alemden yolun başındayken geri döndürürdüm. Onu yapardım. Dilek, belki de şu an başka genç kızlar için yapıyorsun, biliyor musun? Belki şu an tam seslenerek yaptığımız da budur. Evet. Hem bir kızın bu dünyanın içerisinde ne kadar korkulu ve savunmasız kalabileceğini, evet, anlatıyorsun. Ben o çaresizlikleri 16 yaşında o korkuların çok fazlasını yaşamıştım ilk sahneye çıktığıma. Tam o andan anlattın zaten duygularını. Terler dökerek anlattın. Evet. Aynı zamanda belki bugün o Dileğin hayatına buluştuğumuz bir ortak zamanda dokunuyorsun ama en çok belki kendi hayatında evindeki çaresizliklerden kaçıp orada başka bir hayat bulacağını zanneden genç kızlara da dokunuyorsun. Şu an yaptığımız en temel şey bu. Evet. İyi ki gelmişsin evimize. Teşekkür ediyorum. Hiçbir genç kız özenmesin ama. Söyle lütfen. Tekrar söyle. Özenmesin. Benim yaşadığım korkuları gelecekteki kızlarımız, evlatlarımız yaşamasın. Allah'ım kimseyi düşürmesin. Ben özenmedim, geri dönüş yaptım ama omzum ağrıdı. Kimse beni de örnek almasın. Gene söylüyorum, sadece anne olarak mücadele ediyorum. Hiçbir genç kızlarımız sakın bana özenmesin, sakın. Allah'ım korusun, çok zor bir ortam. Herkes benim gibi güçlü olamayabilir. O dünyanın içinden seslenerek bitirmiş olduk. Alayım mikrofonunu. Teşekkür ediyorum. Biz yarın hem bu dünyaya nasıl direndiğini, hem anneliğini, hem hayatının bütün kırılma noktalarını konuşacağız. Evet.
Yarın yeniden buluşalım bu arada. Tabii. Dileğin yaptığı şey en çok bizi izleyen genç kızlara ve ailelere seslenmek oldu. Özellikle ergenlik döneminde ve ilk yetişkinlik döneminde. Hayattaki gelgitlerle, ailede yaşanan sorunlarla, ilk ilişkilerdeki hayal kırıklıklarıyla, bazen baskıyla, bazen şiddetle, istismarla, bazen de yolunu kaybetmekten kaynaklanan yanlış kararlarda aslında o duygusal boşlukları yaşayanlar hayatın içerisinde yanlış yönlere de gidebiliyorlar. Dilek en çok ailelere o dönemlerde çocuklarınızla arkadaş olmayı becerebilin dedi bugün. Dilek en çok genç kızlara seslendi ve dedi ki bu dünyada medet ummayın çünkü bu dünyada boşluklar var, bu dünyada size verilebilecek zararlar var.